Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar geceniz mübarek olsun. Şimdi ne anlatacağım? Böyle bir planımız yoktu. Bu BİMA diyorlar değil mi o yansıtıcıya? BİMA'yı görünce Cenab-ı Hak hatırımıza getirdi. Demek ki sizde de nasip olacakmış. Şu anda oturduğun yer burası. Oturduğun. Şu anda burada oturuyorsun, busun. İnsanı görüyor musun? Ha, sen şimdi kimsin? 18 bin alemin ana kargasını çizilecek. Nereden ne almışsın? Burada neylerle bulunuyorsun? Tamam mı? Görsel olacak ve unutamayacaksın bunu. Yani ruhlar aleminden geldi, nefis takıldı, akıl takıldı, şurada melek takıldı, şurada şey oldu, şurası kabir, şurası cehennem. Hep böyle biraz hayali gibi geliyor bize değil mi? Böyle anlatıldığı için biraz böyle canlandıramıyoruz alemimize. Fazla da şey yapamıyoruz. Ben bunu biraz indireyim. Efendim, ha. Şimdi burada sen varsın. Buraya nereden geldin, nasıl geldin? Neler takıldı? Bunu bildiğin zaman fiyakan artacak. Yani Allah Allah. Ben bu kadar değerliyim. O zaman çöplükte harcamazsın kendini. Değerini bilince. Bir şeyin değeri bilinirse nereye ait olduğunu bilirsin. Değerini bilmesen sıradanlıktan muamele edersin. Tamam şuradayız. Şimdi ben baştan başlıyorum. Yukarıya çıkayım. Bu saymış olduğumuz alemler hep sana takılmış. Şöyle yapsam daha çabuk giderim. Değil mi Furkan? Heh. Arkadaşlar okunuyor mu? Okunuyor değil mi? Sorun yok. Tamam. Şimdi kapattın mı önünü? İdare et şöyle. Bu mahiyet-i zatiye yani Allah'lık hakikati Allah'lık hakikati şöyle yapayım. Şu görüyor musunuz şu benim şeyi? Şöyle bir soğan gibi düşünün. Soğan. Soğan kabuğun en diş tarafı Esma-i Hüsna. Tabii ki anlamak için bu kullanılıyor. Tabii ki Allah böyle mevcudatta şey yapmak değil. Tanımlak için vahid-i kıyası yapıyoruz. Tanımlamaya çalışıyoruz yoksa şey değil. Soğan kabuğu gibi vacib-ül vücut. Allah'lık hakikatinden bahsediyorum. Acayip bir şey bu. Allah. En diş kabuk haşa anlamak için işe vuruşu. Esma. Şu. Neyse anlatayım. Şurasını. Bu. Esma. Gir içeriye. Esma'nın çıktığı soğan kabuğu kırmızıdan içeriye girdik beyaza doğru. Esma'nın kaynağı neresidir? Sıfat. Görüyor musunuz masum? Yani Esma'nın kaynağı sıfat. Anlamadığınızı sorun. Sormak istedim. Sıfatın kaynağı şuna. Şimdi ben bunları anlamadım. Tabii ki dur. İlk defa duyuyorsun. Ben seni anlatacağım. Bu Allah'lık hakikatinden bahsediyor. İlk defa görüyorsunuz böyle. Tabii ki şaşıracaksın. Yani garip böyle acayip acayip bakışlarınız olduğu için hoşuma da gidiyor. Çünkü ilk defa duyuluyor böyle bir şey. Bir daha söylüyorum. Soğan kabuğu gibi Allah'lık hakikati en dışında esma. Gir içeriye çıktığı kaynak sıfat. Gir içeriye şuunat-ı zatiye. Gir içeriye mahiyet-i zatiye. Bu vacib-ül vücut. Tamam. Şimdi bütün o kitaplar, Kur'an bu sıbıtı sıfattan gelmiş. İlimden. Şuradan. Kur'an buradan gelmiş. Peki elmadan geri gidiyorum. Elma, git geri tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir misin? Gidemezsin. Kur'an'ın bahsettiği bütün alem Kur'an'ın başladığı yerdir. Subutu sıfat. Buradan çıktı. Yani ilim, irade, sem, kudret, basar, kelam var ya, ha burası. Subutu sıfat. Bu zaten sıfat. Hiç ona girmiyor, çabuk yapalım çünkü aşağıda sizin hakkınızda vesvese nereden geliyor, iman nereden geliyor, vesvesenin imana hiç zararı var mı? O çok hoş olacak,
vehim, biz kendimizi kötü hissediyoruz, nereden kaynaklanıyor, şeytan nereden takılmış, oraya geleceğimiz için acele ediyor. Bu Kur'an buradan gelmiş. Burada Esma-i Hüsna, biraz ufaltayım şey gözüksün. Esma-i Hüsna, tamam bu vacib-ül vücut, Allah'lık hakikati. Bu Allah karar verdi. Ben, o varken hiçbir şey yoktu. Ben Eflak'ı yaratacağım, kainatı yaratacağım. Bu kararın adı irade. İrade sahibi olduğu için karar verdi. Eğer Allah ile haşa, kainat ezeli ve ebedi olsaydı, Allah'ın iradesi ortada kalkmış olurdu. Tercih edilen bir şey yok olurdu. Allah niye belirli zaman sonra karar verdi? İrade sahibi olduğunu gösteriyor. Eğer Allah ile bir şey devam etseydi, o zaman kainat yaratılmamış olacaktı. İrade denilen, tercih denen bir sıfatı olmazdı. Ha. Şimdi karar verdi, dedi ki, ben bir kainat yaratacağım. Yani 18 bin alem. 18 bin alemi karar verdi, bir çekirdekte hulasalandı. O çekirdeğin adı şudur. Nur Muhammedi. Bu. Hatırlar mısınız o aşağıdaki insanın da böyle bir yuvarlak içindeydi. Tamam. Yani adeta yumurtadan tavuk, tekrar tavuktan yumurta, yumurtadan tavuk. Birbirine dönüşüm gibi. Karar verdi Allah ilk yarattığı şudur. Bunlar diğerleri detay, uzun şey. Burayı yarattı. Nedir bu? Bu çekirdeğin adı Nur Muhammed'i. Camide mihrapta görürsünüz. Allah yazar sağda, solda Muhammed yazar. Muhammed ismi, Vehhabiler der ki bu şirktir. Niye diyor insan ismini oraya mihraba yazıyorsunuz? Mihraptaki Muhammed ismi insanın ismi değil. Bu kainatı yaratmadan önce yaratılan çekirdeğin adıdır. Ama o çekirdek Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'da olduğu için Muhammed denmiş. Batınından dolayı. Batın kastedilirse Muhammed, beşeriyeti, peygamberliği, komutan olması, koca olması, ne bileyim sahabeler arkadaş olması tarafı, yani kulluk tarafı Ahmet. Onun için 19. sözde Risalet-i Ahmediye denmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyetinden, peygamberliğinden mucizeler olmuş. O kitabın adı Mucizat-ı Ahmediye. 19. mektup olmuş. Demek ki mihraptaki Muhammed bu çekirdeğin adıdır. La ilahe illallah Muhammed. Allah yerine Kerim koysan olmaz camiye. Latif koysan olmaz. Rahman koyayım olmaz. Rahim olmaz. Niye? Allah ismi ismi camidir. Bütün isimleri camidir. Muhammed yerine 55 tane ismi var peygamberimizin. Mustafa koysak, Mahmut koysak, Ahmet koysak olmaz. Çünkü çekirdeğin adı budur. Onun için Allah Muhammed. Peki abi, Ebu Bekir var orada. Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, Ali var, Hasan ve Hüseyin var. Bunlar insan ismi namı altında simge ve semboldür. İslamiyet'in sac ayakları. Allah, kaynak. Bütün kainatın çekirdeği Muhammed. Ebu Bekir demek İslamiyet'in sıddıkiyeti demek. Sadakat. Simgesellik olarak kullanılıyor. Öyle mücerret dense sadakat kimse anlamaz. Ebu Bekir gibi müşahhaslanmış. Ömer onun yanında Ömer var. O Ömer insan ismi değil. İnsan namı altında bize verilen mesaj. Adalet. Osman enfusçi yani içsel yapılanma, ahlak, huy, tabiat. Onu güzelleştirme. Ali ilim, Hasan fedakarlık, Hüseyin cihat. Yani İslam bu bütünlük içinde cereyan eder diye o simgesellik unutulmasın diye mesela simgesellik şu. Eğiliyoruz namazda dört ayaklı hayvanları dikiliyoruz namazda kıyamda olanları ağaçları temsil ediyoruz. Aşağı iniyoruz yerde ve yerin dibinde olan mahlukatı temsil ediyoruz. Bunlar bir simgedir. Mesela haçta da ihram giyiyoruz iki tane. İzar ve rida, alt ve üst, tamam mı? Peki nedir o? Simgedir. Rububiyet-i ruhiyeti simgeler. Tavaf vesaire. Kainatta her şey simgedir. Bizzati kendisi hiçbir şey yoktur burada. Burası rüya alemi zaten. Hem insanlar rüyadadır, ölünce uyanırlar. Burada hep simge var. Haç, simge, yedi defa dönmek, sıyrılmaktır, ayrışmaktır, sıyrılmaktır. Konumuza değil girmeyeceğim ama simgedir. Namaz da böyledir. Şimdi o camideki insan ismi değil, insan ismi namı altındaki İslamiyet'in
hakikati var. Sıdıkiyet. Tamam. Neyse. Şu Muhammed çekirdeğin adıdır. Aleyhisselatü vesselam. Ama insana o noktayı kast edersek, kainatın çekirdeği. Ben diyor seni yaratmadan önce kainatı yaratmamıştım. İlk önce senin nurunu. İşte bu yani Mevlut'ta. Tamam. Şimdi buraya, bu peki burada kim var? Bir ağacın çekirdeğini düşünün. Ne olur bir ağacı hayal edin. Yani Bursa'ya gideniz yok herhalde hepiniz vardır. Yoksa sizin köyde misal vereyim. Çınar ağacını bir hayal edin. Çok büyük herhalde çınar oluyor. Bir çınarı hayal edin. Dev bir şey değil mi? Bursa'daki böyle bir şey. Kollarını uzatmış dua ediyor. Aynı böyle. Şimdi çınar ağacı büyük bir azametli bir ağaç düşünün. Onun bir çekirdeği değil mi? Hepsi orada mıdır? E orada. Allah'ın dışında yaratılmış, yaratılacak her şey burada. Bu çekirdekte. Sen de buradaydın. Bu noktadan sen kainattan öncesin. Bu çekirdektesin. Bu çekirdekte işte aslı kütük burası. Mesela diyorsun neresi kardeşim Yozgat'tayım. Hiç gittin mi? Yok. Ne dedemiz orası. Ha kütük orası ama burada doğdu. Biz de aslımız kütük burası. Dünyada doğduğumuz için burada nüfus kağıdı vermişler. Biz aslı oralımız. Tamam. Şimdi Allah bu kainatı yaratmaya karar verdi. Bu çekirdek. Bu çekirdek. Bu çekirdekteydik biz. Sonra Allah bu çekirdeğe bize ruh verdi. Ruhlar alemi o çekirdeğe ilk tecelli ruh. Kargas bir anlatayım sonra detayına gireceğim. Çekirdekten sonra bize burası ruh. Ruhumuzun takıldığı alem şurası. Tamam? Tekrar geri döneceğim. Sonra o ruha, ruhun içerisine akıl ekti. Şu lef-i mahfuz. Aklı ekti. Aklın içerisinde hisleri ve duyguları ekti. Ufaltıyorum ki şunu biraz daha göresiniz diye. Şurası arş. Ha? Böyle yapayım. Görüyorsunuz. Biraz da büyüteyim. Aşağı doğru inerim. Tamam. Burası da hisler. Hislerimiz. Sonra insanın iki yapısı var temel. Celal ve cemal sıfatı. Mesela uygulayayım celal. Buhran, bunalım, panik atak, depresyon, can sıkıntısı, öfke, dehşet, vahşet, olumsuz ne varsa bu celal sıfatından bize gelmiş nümuneler. Zaten bu sıkıntıya dayanamayıp intihar ediyor adam. Veya buhran geçiriyor. Bunu bizde nümune. Kaynağı neresi? Cehennem. Aslı burada. Daha 70 bin perdeden geçmiş bu paniğe, buhran, bunalama dayanamıyorsa aslı olan cehennemde nasıl olacak? Zannediyor ki ben intihar edersem bundan kaçıyorum. Aslına gidiyor. Sivrisineklerle uğraşıyor böyle. Bundan kaçmak için canavarın ağzına atlıyor. Yani ufak bir sıkıntıyı tahammül edemiyor dünyada. Hadi eyvallah ben de onu cülüp diye onun kucağına düşüyorsun. Şimdi cehennemin en güzel delili nedir? Cehennemin en güzel delili bizdeki arkadaşlar şöyle bakayım da. Bizdeki buhran, bunalım, panik atak, depresyon, olumsuz ne varsa onun bizdeki nümunesi celal tecellisidir. Çekirdek ona kabz deniliyor, sıkma. Onun bir aç onu, onu açalım bu çekirdeği, olur cehennem. Bast var bast böyle açılım. Neşe, surur, saadet, ferahlık pozitif adına, müsbet adına, tebessüm adına o cemal tecellisidir. Cemal. Cemal tecellisi. O çekirdek açılırsa ne olur? Olur cennet. Cennet. İşte cennetin en güzel karşılığı bizde. Mesela bazen havalara uçuyorsunuz, bulutlarda geziyorsun böyle. Yere basmıyorsun Allah Allah pembe günü. Ha? O diyor ki sana Cenab-ı Hak onunla. Bak en ufak bir böyle araladım böyle. Hani namazda da olur böyle. Namazda yaparsınız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle bazen namazda da falan almıyor musun böyle? Oh. Valla keşke bitmese ya şu şey değil. Veya bir sohbette. Ha bu şu demektir. Allah diyor ki o anda sana. Bak şu anda senden memnunum. Böyle ruhun fark etti oraları. Şimdi o
cennetten haber veriyor. Nasıl ki yukarıdan şu tavandan şey aksa, su. Hiç kimse demez ki yatak odasında musluğu unuttular galiba ya. Çünkü yatak odasına su gelmez. Aynı bunun gibi bizdeki surur, neşe, saadet, bunun bizde su sızıntısı gibidir. Kaynağı cennet. Bizdeki kavz, bağız, öfke, dehşet, vahşet, kırmak, dökme, o su sızıntısı gibidir, kaynaktan haber veriyor. Nüfus cüzdanları nasıl bir kütükten haber veriyor? O kaynağı da cehennem. Bir, yani bunu hatırlatmak için ikisini de yaşıyoruz her gün. Kaps bast, kaps bast. Yani celal, cemal. Buradan geliyor. Şimdi bak, aşağı inelim. Sonra tekrar çıkacağız. Şöyle yapayım. Sonra biz de bir sürü ilimler öğreniyoruz. Onların bize yansıdığı yer. Daire ilim. Sonra hayatın içerisinde hayatın çeşitli safhalarını yaşıyoruz. Acele ediyorum, tekrar döneceğim. Burası da daire hayat. Yani hayati duygular, hisler, akrabayı bağlar, silah-ı rahimler, dostluklar, kardeşlikler, hayatiyet. Mesela diyelim ki geçmişi düşünüp duygulanmak, hayvanda bir şey yoktur. Ah ulan ah falan demez yani sır. Geçen hafta başka bir ahırdaydım, şimdi hangi ahırdayım? Böyle bir şey yok yani. Veya bir geleceğe ait bir emeli yok, bir tasarımı yok, bir planı, projesi yok. İnsan böyle değil. Düşünüyor, mesela bir hatırada gömülebiliyor. Bir kelime de yukarıya çıkabiliyor. Yani insan bir gariptir yani. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsan kendini doğru düşünmüyorsun demektir. Bu sistemi aktif eden insanda var bu. Ancak daire hayattan bize gelmiş. Şimdi aşağı ineceğim. Aşağı ineceğim arkadaşlar. Vesvese, şeytana biraz durmak istiyorum. Bundan sonra burası nefsi emmarenin takıldığı yer ve şeytan bizi buradan takıldı. Burada biraz fazla duracağım. Arkadaşlar, nefsi emmare yani nedir biliyor musunuz? Nefsi emmare şöyle diyelim. Bir meyveyi meyve sıkacağı alete koyup suyunu alsanız suyunu meyve suyu olur. Aynı bir örnek gibi ruh çıkartalım cesetten. Makineye koyalım. Makineye özünü alalım. Çıkacak his, heves, tabiat, heva. Bunun bütünlüğüne 4-5 tane maddedir. Nefis denilir. Nefise en güzel bir örnek vereyim şimdi. Hoşunuza gideceğini zannediyorum. Bir odun düşünün. Odun, bu taraftakiler de görsün. Önemli bir misal. Odun. Odun iki tane zıt yapının hulasasıdır. Dişe vuruşudur. Duman ve nur. Değil mi? Odun da dumansız odun düşünebilir misiniz? Olmaz. Nursuz, yani yaktığın zaman ışık çıkması odun. Demek ki bardağın içerisinde su var. Niye? Bardak ayrı, su ayrı. Bunu diyebilirsiniz. Bardağın içerisinde su var. Çünkü iki zıt. Odunun içerisinde duman, nur var diyemezsiniz. Çünkü odunun içerisi yok. Yani bardak ayrı, su ayrı gibi değil. Odun, üç tane sıfatın dışa vuruşudur, görünümüdür. Duman, nur ve ısı, sıcaklık. Tamam. Şimdi, bu odunun neresinde duman var? Her yerinde. Odundaki dumandan kasıt nefis. Bu odunun neresinde duman varsa nefis sizin oranızdadır. Bedenin orasındadır. Odundan kasıt bedendir. Beden. Odundan kasıt bedendir. Odunun neresinde nur var? Senin bedeninin orasında ruh var. Odunun neresinde ısı varsa senin bedeninde hayat oradadır. Oradadır. Odun dumansız olmayacağından insan nefissiz olmaz. Odun gibi gözüküyoruz. Ama tabiatında üç tane farklı yapı çalışıyor. İşte bu yapı buradan takılmış. Şimdi ne için fazla duracağım demiştim. Vesvese buraya kadardır.
Şeytan burada takıldı bize. İmanın yeri bak şurası arkadaşlar. Vesveseci olan arkadaşlar, imanın gitti, aha imanım şey olacak, aha kafir oldum. Onun imansızlığını sevsinler. Diyen adam bak şuradaydı. Sen imansızsın, imanın gitti diyen adam şurada arkadaşlar. Ha şurada, ne şurası. Şeytan buradan daha yukarıya geçemez. Ama senin imanın şurada bak. Aha imanın yeri şurası. Görüyor musun? İman-ı gayb şurası, şuhut burası. Şimdi şeytan bunun neresine çıkacak ki senin imanını alacak? İmanı gitti. Yesinler onun imanını. Kim imansızlıkla korkutuyor biliyor musunuz? Kendisi imansız. Şeytan iman etmemiş. Allah ile bizi korkutuyor. Lan cehenneme gideceksin diyor. Diyen kim? Cehennemde korkmayan. Cehennemde korksaydı kendisi iman ederdi. Şeytan iman etti mi? Şeytan kendisine şeytan değil. Şeytan Allah'tan korkmaz, bizi Allah ile korkutur. Kendisi imansız, bizi imansızlıkla korkutur. Senin imanın gitti. İmanım alacak. Ne, imanım nerede ki? Sen nasıl alacaksın oraya? İman burası, yeri burası. İman mahfuz. Ha taklidi iman varsa, ana babadan kalmış miras gibi dil ucunda la ilahe illallah falan ne demek? Muhammed Resulü diyeceğine kadar başka bir şeyler girmiş. Ha Muhammed Resulü de vardı falan diyor. Öyle bir iman varsa, ha tabii ki aşağıda. O zaman taktık gidiyor. Şimdi demek ki imanın yeri burası, şeytanın müdahale ettiği yer şurası. Ha şurası. Ya o bütünlük içinde bakın ne kadar uzakta abi bakın ya Allah aşkına. Şu sarı, göremediğinizi biliyorum. Şu imanın yeri burası, şeytan burada. En son gideceği yer o. Bak şu. Elma. Git geri geri git git. Tomurcuk. Dağ. Gövde. Gövde kök. Daha geri gidebilir mi? Bitti. Şeytan buradan takılmış. Yani senin yapını bozabilecek ancak buraya kadardır. Ruhun şurada. İman da burada. Aklın burada. Hissiyatın burada. Efendim kabz ve bast aleti, ceval tecellileri burada. Burada ilmi yapın. İlim onu tard eder. Burada hayır, insaniyet değerleri. Burada nefis. Sarı. İnsanlık değerleri bu. Akrabadır, silah-ı rahim, katı silah-ı rahim hep burada. Peki sormak istediğiniz var mı? Veya biraz değineyim ondan sonra sorun. Şurada şu lef-i mafe ispat denilen yerde şöyle yapayım. Bir şey anlatmak için kullanacağım. Şu sistem var ya şu sistem. Şurası. Şu lef-i mahfuz yani Allah ezeli olarak buraya Kur'an'ı indirdi. Ezeli, lef-i mahfuz. Şuraya indirdi. Ezeli olan Kur'an'ı buraya indirdi. Ezeli mi? Buraya indirdi. Ondan sonra bütün her şey burada yazılıyor. Kader-i ezeli de burada. Hepsi burada yazılıyor. Şuradan karar veriliyor senin iradenle. Buraya geliyor. Burası Edirne düşünün. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin son hudut kapısı Avrupa'ya. Burası da Ankara düşünün. Ankara'dan tır kalktı. Geldi buradan Kapıkule'den dışarı çıkacak. Fakat şartları tahakkuk etmeyince tır geri geliyor. İşte lef-i mahfuzda yazılan bir şey sebeplere uyarsa vücud haliciye buradan karar veriliyor, çıkıyor. Yoksa buradan geri gidiyor. Sonra arkadaşlar burası bu eşyanın enerjiye dönüştürüldüğü. Yani şu bir bardak buz. Buz. Buz ama su değil midir? Buz ama sudur. Sudur ama H2O. H2O ama enerji. Enerji ama esir. Esir ama maddi hayat. Aynı yerdeyim. Maddi hayat ama aynı hayat. Bitti. Bak cennet cehennem de burada. Bu cennet nerede abi bunun? Buzun neresinde su varsa ahiret de dünyanın orasındadır. Yanlış duymadınız. Hayal et. Buz su ilişkisini düşün. Buzun neresinde su var? Hayal et. İçinde dışında. İçinde olmaz. İçinde dersen bardağın içi aynı, dişi suya ayrı. Ha. Buzun neresinde su var? Her yerinde. Peki, su buza ne kadar yakın? Bir düşünün. Su buza ne kadar yakın? Ha? Daha şahtanına daha yakın. Sonsuz yakın. Ya ne demek biliyor musun? Su buza sonsuz yakın demek, buz suyla yapılmıştır.
Bu suyun dışa vuruşudur buz. Sıfatıdır. Sıfatıdır, sıfatı. Ha, şu dünya ahiretin bir menzilidir. Ahiretin dışa vuruşudur. Parkıdır burası. Burası buzdur. Ahiret sudur. Ölünce nereye gidiyor? Buz eriyince ne oluyorsa. Sermaye eriyor. Görüyor musun? Sermaye, aferin. Sermaye eriyor, aferin. Adı neydi senin? Serkan, aferin, kafa çalışmamış senin. Güzel. Değil mi bak, sermayesi gidiyor. Buz eriyor, hop eridi, buz kalmadı. Arkadaşlar, ahiret neresine bak. Buzun neresinde su varsa, öyle değil mi? Gir biraz da aşağıya. Suyun neresinde H2O var? Her yerinde. Peki, H2O'nun neresindedir enerji? Her yerinde. Enerjinin neresindedir esir? Her yerinde. Esirin neresindedir maddi hayat? Aynı hayat şurası işte, cennet. Her yerde var. Ama abi gözükmüyor. Çekirdek daha çok mu? Şüphesi olan var mı çekirdeği aktaran var çok? Bir damla sperma daha insan yok mu? Abi neresinde var? Kardeşim bilgisayara takarsan o CD, CD'dekileri okursun. Çıplak gözle CD okuyabiliyor musun? Ya desen ki 100 sene önce desen ki şu var ya şu. Ne olmuş? Bunun adı CD. He? Bak burada film var. He? Resimler var, sesler var. Ne diyor de? Dalga geçiyor benimle. Ne var burada? 100 sene önce ya 100 sene CD'yi göstersem. Burada var ya vallahi 100 sene önceki manzaralar, köydeki dağlar, babanın konuşuyor, dedenin kumulakatı var, resimler, çay içiyorlar, meyve otlatıyor, şey yapıyorlar, yiyorlar. Bir sürü köylüler burada. Burada he? Neresinde? Ya daha fazla değil ya, ben yaşım neredeyse ona denk gelecek. Radyo dedikleri zaman içerisine bir küçük adam nasıl girmiş de konuşuyor demişler ya. Öyle değil mi? Onu dinlemeye gidiyorlardı ya. Küçük adam düşünüyorlar. Haklı tabii. Nasıl düşünsün yani o adam? Allah aşkına 100 sene, 150 sene, 100 sene ya. Ulan nasıl insan bir anda her yerde olacak? Bir anda her yerde konuşacaksın. Pilin içinde. Bak arkadaşlar, olay basit değil. Bir radyo istasyonunda nihayetsiz Afrika'da bile dinliyorsun. Avustralya'da da dinliyorsun. Peki sıraya koyuyor mu? İstanbul'da adam bir konuşuyor Çamlıca'dan. Aynı anda Bulgaristan dinlediği gibi aynı zamanda Çin dinliyor. Desen 100 sene önce. Allah Allah. Hayal olur ama biraz akıllı hayal olur. Hayali bile zorluyor. Olmaz. Ama vaka. Yani vaka. Şimdi deseler ki şu hayatım var ya bir anda sıfırlanacak. Nasıl sıfırlanacak? Uyku. Sen bu cesedin hiç hareket etmeden ceset faaliyetmiş gibi refleks verecek. Nasıl olacak? Rüyada. Köpek kovalıyorsun diye. Kovalıyor. Tam kayalıklara geliyorsun, uyanıyorsun, terden su. Bu ceset mi dolaştı? Yok. Niye buna fatura çıktı? Bu ceset mi beraber oldu? Banyo niye yapıyorsun? Abi hayal. Hayalse banyonun hayali mi olur? Acayip birbirine girmiş boyut var burada. Burası değil. Beyler, burası değil. Burası gri bir yer. Alo, burası dünya. Ne demek? Buzdayız. Altımızdaki buz eriyor. Buz biziz. Dünya, ahiretin üzerini örtmüş tenteneli bir perdedir. Ahiret boyutuna göre dünya uykudayız diyor Allah Resulü, rüyadasınız. İlimle uyanıyoruz. Hey kalkıyor. Böyle baygın kalkıyoruz ya. İlim demektir. Şu anda uyanma faslına girdik derslerde. Derslerle uyanıyorsun. Yani o boyutlar, bu boyutları gördünüz ya, onu göresiniz diyecek. Şu boyutlara göre burası, şimdi sen neredesin arkadaş? Daha bugün atölyedeydi, maravuzda ve araba kullanan, bu. Dünya burası, bak onun taklit divanları görüyor musunuz aynı? Buradaydı. Ve burasını zannediyorsun sırf dünya. Dünya da buralar işte. Basamak işte. Yani oysa sen 18 bin alemi cem etmişsin. Sen kendini ne zannediyorsun? Abi nasıl cem ettim? Dedim ya sana, bir odun bile, odunun içi keserle yer bakalım, karanlık değil mi? Nur orada.
Yaktığın zaman nur çıkmıyor mu? Çıkıyor. Odunun içerisi karanlıkta nur saklanır mı? Duman ile nur iki zıt değil miydi? Odunu yaksanız göz gözü görmez böyle. Örter değil mi? Burayı örter. Peki ışık? Açar. İki tane zıt nasıl bir yerde olur? Duman ile nur. Ha, nasıl oluyorsa burada bedende de ruh, nefis böyle. Odunun en büyük düşmanı ateştir. Ateş içinde. En büyük düşmanı sen de nefis. İçinde ya. En büyük düşmanı. Odunun en büyük düşmanı ateştir. Ateş içindedir. Niye? Düşmanı dışında ama dışı içinde. Yani fihi mafi. İçi dışında. Şimdi kökteki çekirdeği düşünün. Kökteki çekirdeği düşünün. Çekirdeğin içi nerede? Dışarıda ağaç. Tekrar o ağaca meyve takıldı. Meyvenin içinde çekirdek var. O çekirdek kim? Dışı içinde. Meyve çekirdeğini düşünürsen ağaç içinde, dışı içinde. Kökteki çekirdeği düşünürsen için dışında, dışarıda. Sen böyle bir mahluksun. Ara formatsın. Yani altı yol gibi bir şeysin. İnsan acayiptir ya. Sen kendini bedava mı buldun? Çok değerlisin biliyor musun? Takdir edilmen için Allah lazım. Gençler, bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı biliyor musunuz? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı biliyor musunuz? Bu hayat sana takılırken bu hayat kullanılmadı. Yapılman için ve yaratılman için, burada olman için Allah lazım. Uyanık olmak lazım. Basit şeylerle kendimizi telef etmemek lazım. Basit basit şeylerle değmiyor. Değmiyor. İniyoruz aşağıya. Çünkü böyle görünce adamın fiyakası artıyor. Vay be ulan ne değermişiz ya. F-16 ile geldi gübre taşı şimdi. F-16 ile gübre taşınır mı? Veya tanklarla serçalına gideceksin şimdi. Bam vurdun. Yenir mi artık? Tankın vurduğu bombayla serçe yenir mi? Atomuna ayrılmıştır. Yani bu fıtratla dünya sıfır olmaz. Dünya olmaz. Abi gavurlar fazla ileri gitti. Tabii lan bu altınla, o bir kilo altınla ne kadar cam alırsınız, ne kadar elmas alırsınız. Öyle değil mi? Diyelim ki 100 milyar paranız var. 100 milyarla kaç ton cam alırsınız, kaç kilo altın alırsınız? Adamlar cama talip, fazla alacak tabii. Bismillah. Şimdi bak, şimdi biz buradayız, bir daha yukarı çıkıyoruz. Kabir neresi bak, seyredelim şimdi. Korktuğumuz kabir var, ha burası. Hemen yanımışımız da burada. Peki neye benziyor kabir? Peki odunu yaktığınız zaman duman ve nur içeren köyün her yerinde değil mi? Ha, küllü de toprakta. İşte kabir denilen küllerin toplandığı yer. Aslında orada bulunmayacaksın. Odunu yaktınız, odunu. Duman ve nur nerede içeren köyde? Diyebilir misiniz? Ha, ama kabirde adam ceset. Ceset ama ben cesette ceset değildim ki. Yani şu kaç yaşındasın? 21. 21 senelik hücre var mı sende? Yok. 6 ayda bir değişiyor biliyor musunuz arkadaşlar? 1 senelik bile hücre yok. E nasıl anlıyorsunuz o 21 yaşında falan diye? Neresi yaşlı işte? Yaşlı hücre yok. Ruh da yaşlanmaz. Kim yaşlı? Biz öyle nispeti kıyas ediyoruz. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşındaki çocuğun simasına göre abi şudur. Ezberledi 21. Oysa 21. Ben de 51. Anlatalım geçmişimizi. En fazla yarım saatten fazla anlatırım geçmişimi. 21 senesini anlatın. Ben de 51 seneyi anlatayım. Aramızda en fazla bir saat fark eder. Ne fark eder ki? Ya ama adam gibi geçmişse adam gibi muamele görürsün yani. Kral gibi karşılarınız. Uçmak kaçmak değil ha. Suyun üzerinde yüzmek falan istenmemiş gençler. Ya derslere geleceksin. Namazını kılacaksın. Haramla muhatap olmayacaksın ya. Değmiyor çünkü. Yaptıklarımız ne oldu? Hiçbir şey yaramadı yani. Sıkıntı da başka bir şey yok. Namaz kılıyoruz. Bütün pislikler geliyor. Niye? Seyrettiklerimiz geliyor. Namazdayız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Oo bir film geldi. Takıldı. Allah Allah film çaldı. Ona nereden geldi?
Diyor ki sana, sen 3 hafta önce seyrettiğim videoyum ben. YouTube'da seyrettiğim videoyum. Hiç seyretmediğin filmin gelmiyor ki. O zaman şeytanını sen yapıyorsun kardeşim. Şeytana ne kabahat yapıyorsun? Allah şikayet edecek ha sizi. Yani bizi yani. Diyecek ki, ya Rabbi ben bunlar bir hatırıma gelmez diye. Adam filmi seyretti. Filmi seyretti. Yani filmi kapattın. Bilgisayarı kapattın. CD'yi kapattın. Kafanda kapandı mı? O işliyor şimdi. Akıl bir jeneratör. Gözde malzeme girse, kulaktan giriyor ses, burundan, dilden, elden. Ne girerse girsin. Akıl jeneratörü çalışıyor. Elektrik imal ediyor. Durmuyor. CD'yi kapatsam bile kafa kapanmıyor. Hala çalıyor o. İşte yaptıklarımız mı bize karşılıyor işte. O sıkıntı, buhran, bunalım. O ruhla çatışma anıdır. Bak ne diyoruz? Darlandım. Yani dar alana çekildim. Çünkü dışarıdaydım. Sıkıldım. Yani sıkı bir aleme sıkacağım. Boşluk yok. Beyler yürüyün, boşlukları dolduralım. Yani bu demektir. Yani ara bir sürü boşluklar vardı. Onlar ortadan kalkıyor. Onun için sıkıldım diyorsun yani. Ara boşlukları kalktı ya. Şimdi buradayız. Efendim yukarıya doğru çıkıyorum bir daha. Bu insan burada oturuyorsun. Burada oturuyorsun ama sana bak şunlar mazi ve müstakbel, geçmiş ve gelecek takıldı. 7 kat sema bu kadar ufak. Bütünlük için ama hepsi sende. 7 kat. Allahu Ekber. 7 kat ne demek biliyor musun? Şu anda ilmin bahsettiği galaksiler var ya, galaksiler. Hubble teleskopunun çektiği işte NASA'nın bir şey bize sunduğu bir şey var ya, böyle Samanyolu tahminen 200 milyar galaksi varmış, her galakside 200 milyar yıldız var falan, hep anlattıkları neresi biliyor musunuz? Birinci sema bile değil. Semai dünya bu daha. Bu birinci sema değil ha. Dünyanın seması kabul ediliyor. Bunun adı semai dünya. Dünya gibi daha 7-6 tane var. Bir dünyamızda 7 tane. Onların da semai dünyası var ama bizim semai dünyanın dibi yok. Dibi olsa, tespit etse, 6 tane sema, dünyaların da semasını tespit etsek, 6'sı bir de dünyanın 7. 7 semai dünyanın toplamına birinci sema deniliyor. Şu anda vefat eden âli ruhlar oralarda dolaşıyor. Yer çıkmıyor ki. Mekanla da alakası yok. Uyku da yok. Cennette de uyku yok. Uyumaya mı gideceğiz orada? Ne işimiz orada? Keyif yapmaya gideceğiz ya. Bir an bile düşmek bu gaflettir ya. Burası kabir. Tamam mı? Burası tezgah. Niyet ettiğimiz şeylerin, dualarımızın karşılık verildiği ve hemen vücuda çıktığı, tezgahlandığı, yani yaratıldığı yer. Burada sebeplerinin onaylandığı yer şurası. Lef-i mafi ispat. Şurası kürs, nefsin takıldığı yer. Bir yukarıdan indik, bir de yukarıya doğru çıkalım. Ondan sonra bu nefis ve nefs emare burada. İmansızsın, seni Allah yakacak, seni çüçüğe tartacak bilmem, hep oradan geliyor. Buna hiç alakası yok. İmanın yeri neresi olduğunu anlattık değil mi? Oraya neyle yetişir adamın ne hayali. Ama unutmayın. Allah'tan korkmayan şeytan bizi Allah ile korkutuyor. Çünkü sizdeki o panik, sıkıntı var ya, korku falan. Allah'tan ve melekten gelmiyor. Allah korkutmaz. Melek de korkutmaz. O adam yapıyor, melun adam. Babadi bacak bacak bir sınatmış. Ha ha kaka atıyor. Bak sen hoşuna var diye korkutuyor falan diye. O insan ağzına gidiyor ya. Kimmiş ya? Onu korkutmasa peynir arasına koy ye yani. Şahin olunca. Affedersin, eşek olursak semer vuran çok olur. Adam buraya kadar gelebiliyor. Bitti. Bundan sonra daha gelemez. Bundan sonra ne var? Bizde insanlık özelliklerimiz var. Yani insan olmak. İnsani değerler. Hayvandan bizi ayıran özellikler var. Ondan sonra şurası da ufaltıyorum ki gözüksün. Yani yapılan şu ilimler var. Takılan bir donanımlar var insanda. Ondan sonra sorunuzu alacağım. Şurası bizde celal ve cemal tecellisi. Celal cehennemden, cemal cennete haber veriyor. Kabz ve bast aletleri, buhran ve bunalım, neşe, saadet, surur, sevinç,
moral, huzur falan denilen şey buralar. Tamam, buradan geliyor, oradan haber veriyor. Şurası da duygular, hislerin takıldığı yer. Şunlar, şurası. Aşağısı duyguların takıldığı yerdi. Bu hislerin takıldığı yer. His. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Burası aklın takıldığı yer. Bunlar hep sana takıldı bu alemde. Ama bu kargas koyduk nokta atışları. 18 bin alem bunların içi. Bak ruhlar alemde bile bahsetmedin ya. Ve o kadar ufak ki gözükmüyor yani. Kabirde gördü isim koyduk o kadar. Kabirin yeri yok. Bunun yerine haşir meydanı yok zaten. Yani o kadar bu büyük harita bir ölçekli ki. Hani küçük, o kadar küçük ölçekli ki. Küçük olmuş onlar gözükmüyor. Haşir meydanı sırat köprüsü gözükmüyor. Tamam. Şurası akıl. Takıldığı yer. Şurası ruhun takıldığı yer. Cerer. Şurada Nur Muhammedi dediğimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bile cesedi yaratıldığı. Ruhunun bile buradan yaratıldı. Evvel mahalak Allah nuri. İlk önce benim ruhum, nurum yaratıldı. Ruhum değil, nurum yaratıldı. Evvel mahalak Allah nuri. Nur. Şurası. Bu. Ondan sonra mahlukat burada bitiyor. Bak B görüyor musunuz? B'nin şeyi. Bu da noktası. Hazreti Ali diyor ki, mahlukat hepsi B'nin altındaki noktaydı. Bu noktayı cahiller çoğalttı. Bak B'yi görüyor musunuz B'yi? Şu B, şu da noktası. Noktadan oldu. Abi nasıl noktadan oldu? Koca çınar ağacı nokta gibi ufak bir çekirdekten çıkmıyor. İnsanın yaratılması bir hücreden oluyor. Atılan miktardan değil, tek bir onların içinde gözle gözükmeyecek tek bir noktadan bile nokta olamaz. Bir hücreden yaratılmıyor mu? İşte burası o. Tekrar çıkıyorum. Bu burayı yaratmaya şey olan esmadır. Esma-i Usta da sıfattan çıkmıştır. Biz ne konuşursa konuşalım. Kur'an'la, ilim, her tarafımız şuradan konuşacağız. Sıfattan geçemeyiz. Her şey son nokta vurur. Ama bundan sonra efendim ilmin arkası. Burası ilmin yeri. İlmin arkası şurası. Latife, şefkat-i mukaddese, şefkat, muhabbet, şef, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar burası, kaynak buradan. Geldi o şeyini, muhabbetini Ahmet'e, Mehmet'e, paraya, dolaya, dolara, Hasan'a, Hüseyin'e, Ayşe'yi, Fatma'ya harcak. Yapamam, Allah adına yapmak lazım da değsin yani. Yani değsin yani, 5-10 dakikalık, 5-10 saniyelik şey için demez. Yani şu buradan geliyor ve bundan... Bunun kaynağı da mahiyeti zaten. Bunun hakkında hiçbir bilgi yoktur. Kur'an'da da yoktur. Olmayacak bu mahiyeti zatiye ancak hani Peygamberimiz demiş ya, Ya Rabbi en iyi gene sen bilen yine sensin. Onun hakkında, bunun hakkında hiçbir bilgi yoktur. Ne anlatılmışsa Kur'an'da hep şuradan anlatılmış. Şuradaki alemlerden. Allah alemdir, kamildir, rahmandır, rahimdir, latiftir vesaire. Bunlar hep buradandır. Hiçbir zaman buradan hiçbir bilgi olmuyormuştur ve olmayacak da. Yok, onu bilmiyoruz. O zatımı şey yapmayın diyor, düşünmeyin, tefekkür edin. La tefekkür, tefekkür edemezsiniz zaten, olmaz yani. Tamam. Şimdi öteki şeye geçmeden, efendim sormak istediğiniz var mı? Cevher'e geçeceğim. Çok güzel, maşallah yani. Hepiniz anladınız. Hocam Nur-u Muhammedi var ya. Evet, tamam. Beşeriyet mi sadece oradan yaratılıyor yoksa bütün ne varsa mı? Aferin, çok güzel. Şimdi çekirdekte iki yapı var. Burada gözüküyordur herhalde bakayım. Nur ve mana. Yani o kadar ufak ki o da gözükmüyor. Çekirdeğin içinde Nur Muhammed'in içinde kalkın gör ki çekirdek iki yapı var. Nur ve mana. Nur demek şuradan aşağıya yaratılan bütün alemin firistesi. Hakikati. Canlı ruhlu ama. Nur tarafı yani. Nur. Allah'ın nuru semavat ve erdi o demek. Bunun bak bu çekirdeğin böyle bakan yönüne nur. Bu çekirdeğin o mouse'a bakın şöyle bakan yönüne buradan besleniyor. Bu da mana. Demek ki lahut tarafı da var Nur Muhammed'i de, mahluk tarafı da var.
Yani ulvi duygular. Mesela insanın ezel ve ebed olması. Mesela şöyle diyeyim. Fani dünyadayız, bir yerdeyiz. Ama fıtraten ebed istiyoruz. İstemeyin yok. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Hiç derk eder istemiyoruz. Bakın ne istiyorsanız hiçbirisi dünyada yok. Eğer bu donanımları buradan almış olsaydınız, bu donanımlar buraya benzerdi. Din, yani yukarıdan akan su, nereden geliyorsa kendi cinsindendir. Bulanık mıdır, pis midir, neyi taşıyorsa o. Ha, insanda bulunan donanım bekadır, bakiden gelmiştir. Bir anda her yerde olma arzusu var insanda, yok mu? Demek ki bir anda olduğumuz yerden gelmemiştir. Dert, keder, tasa istemiyoruz. Ama ondan da kurtulamıyoruz. Ama bizde böyle bir istek var. Demek böyle bir alemden geldik. Nur-u Muhammedi'de sevgili kardeşim, hulasa ediyorum. Nur-u Muhammedi'de sırf kainat yoktur. Lahut tarafı var. Yani Allah'ın sıfatlarının cilveleri bizde var. Nedir? Fert. Kayyumiyet. Tamam. Ferdun, hayyun, kayyumun, hakemun, addun, kuddus. Bu altı tane ismi. Ve bu altı tane ismin de çıktığı ismi azam Allahu Ehad. Altı tane ismi azam değil, yanlış anlıyoruz. Kitap okuyanlara söylüyorum. Altı tane isimdir. Ferdun, Kayyumun, Hakemun, Addun, Kudusun, lemalar okuyanlara şey yapıyorum. Bu altı ismi azamın altı nurundan bir nurudur diyor. Nuran ismi azam demiyor. İsmi azamın nurundan bir nur. İsmi azam nedir? Allahu Ehad. Şeyde geçiyor, ikinci şu anda geçiyor. Kitap okuyalım. Demek ki Nur-u Muhammed'e iki yapısı var. Yani karpuz gibi düşünürsek Nur-u Muhammed'in ne var? Vur bir çağ içine, nur ve mana var. Nur demek, bu masa doğru şöyle yapıyorum, şöyle bakan yönüdür. Mana yönü ise şöyle bakan yönüdür. Şimdi ruha gireyim. Ruha gireyim. Sıkmıyorum değil mi? Sıkılıyor musunuz? Bir saat 10 dakika var. 50 dakika şey yaptık. 50 dakikalık sıkılma oldu mu size? Zevklidir değil mi? Niye biliyor musunuz? Siz varsınız. Başka yerden bahsetmiyorum. İnanın ne olur. Kendiniz için düşünün. Bu senin nedir biliyor musun? Röntgenden bahsediyorum. Doktora gittin, diğerini ağrı vesaire veya içini senin. Doktor sana koydu böyle duvara. Aynı böyle koydu ha. Renkli. Bak ha şimdi. Doktor sen de oraya bakıyorsun ama orada siyah beyaz gözüküyor. Doktor ağzına merakla bakmaz mısın? Acaba benim hakkımda ne diyecek? Arkadaşlar sizin sesiniz, teriniz, gülüşünüz, affedersiniz büyük ve küçük abdestiniz sizin batını, dahiliyi dışarıya taşımıyor mu? Doktor diyor ki idrarını getir bakacağım içine. Ne yapacaksın? İçeride neyin var? Tahlil yapacağım. Peki, o attığınız şey sizi dışarıya taşırsa, sizin o attığınız şeyden daha harika olan sesiniz, simanız sizi karşıya taşımaz mı? O zaman arkadaşlar ben nasıl şu anda dalga yayıyorsam, kimin yanına, nerede oturuyorsanız oradan yükleniyorsunuz. Her derste söylüyorum, gene burada söyleyeceğim. Ecdadın yaptığı Fatih, efendim Sultan Ahmet vesaire, Osmanlı'daki camileri gittiğiniz zaman neler hissediyorsunuz? Peki Cumhuriyet döneminde yapılan camilere gidin, aynı şey mi hissediyorsunuz? Niçin farklı var? Çünkü ecdad ruhunu maddeye yansıtabilmiş. Demiyor muyuz ki tarih kokuyor, ecdad kokuyor. Yani bunun adı ne biliyor musun? Ruhtan çıkan her şey önünde ne varsa giriyor. Orayı değiştiriyor. Sigara içmediğin halde kahveye gidiyorsun, üzerin sigara kokuyor. Ektarcı dükkanına giriyorsun, çiçekler kokuyor. Ot kokuyor, öyle değil mi? Üzerini silmiyor. Ha camiye gittiğin zaman en güzel örneği, niye Osmanlı koyuyor? O da taş. O da taş. Çalınan pirinç, bir de terden kazandığın pirinç. Çocuğuna yedir, çocuk bozuluyor. O da ikisi de pirinç. Çünkü niye? Mektep okudunuz, %99 hepsiniz gençsiniz. Elime bir bakın.
üşenmeden anlatmaya çalışıyorum. Elimin ortası proton. Atom düşünün. Anladınız değil mi proton? Ona en yakın geçen elektron. Öyle değil mi? Proton, elektron. Arası nedir arkadaşlar? Boş. Öyle değil mi? Öyle okumadık mı fizikte? Mektepte öyle okuduk. Proton, bir şey anlatacağım. Onun yakınında geçen elektron boşluk. Arada ne kadar boşluk var biliyor musunuz? Diyor ki proton o kadar ufak ki eğer diyor merkezdeki protonu misket kadar büyütsek ve Londra'ya koysak elektron ona en yakın olan elektronun yeri İstanbul'da olurmuş. Bak protonu misket kadar büyütsek ve Londra'ya koysak ona geçen en yakın elektron İstanbul'da olurmuş. Londra ile İstanbul arası bu kadar boş. Bir tanesi dedi ki bu boşlukla yapılmış dünya. Abi biz niye aşağı düşmüyoruz? Sen de boşsun da onda. Anlıyor musun? Ha, ne diyeceğim biliyor musun? Ne anlatmak için? Bunu anlatmak için demedim. Şimdi çalarken niyetim var ya ruh çalıyorum. O düşünce o protonla elektron arası boşluğa giriyor. Duygularının konduğu yer. O zaman zahirde pirinç yiyor ama hırsızlık ruhunu yiyor çocuk. Senden geçen. Abi ne geçti? Sigara içmediğini aldı üzerine sigara kokması. Ecdat camide olmadığı halde taştan ecdat kokması. Nasıl o taşa ecdat nasıl girmişse, ruhu nasıl girmişse pirince de çalma ruhu öyle girmiş. Yani niyet ve nazar mahiyet eşyayı değiştirir. O zaman ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Sırf onu çalmayı anlatmak için değil. Nereye gidiyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Kimle oturup kalkıyorsunuz? O size yükleme yapıyor. İyi olmak istiyorsanız mutlu, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksınız. Şimdi gıybet konuşulsa burada, hiç olmayan ahlaksız şey konuşulsa veya onu bunu iftira edilse veya siyaset konuşsa çoğumuzun ruhu sıkılır. Öf pof çekeriz. Yani böyle bir ortamda kendini mutlu hissedemezsin. Çünkü ruhun gıdası değil. Hanginiz haberleri kapattıktan sonra of be iyi ki seyrettim ya ne kadar rahatladım ya. Seyretmeseydim bu rahatlık olmayacak diyor. Her haberden sonra sıkılmıyor musunuz? Yükleme yapıldı. Nereye yüklendi? Ona moralim bozuldu diyorsun. Nereye bozuldu anlamadım. Neresi bozuldu? Radyatör mü bozuldu? Ne? Karbonatör mü bozuldu? Yok ne? Moral. Neresi moral ki? Moral neresiyse haber oraya girdi demektir. Arkadaşlar, yükleme yapılıyor. Şu anda da ben de size yükleme yapıyorum. Nereye giriyorsanız bilin, eğer güçlüyseniz orayı siz bombardıman ediyorsunuz, dalga yayıyorsunuz. Hani diyorsunuz ya, ulan şu adama bak ya, en gerektiğin hani gibi gözü sokuyor ya. Diyoruz ya bazen sokakta veya ulan şu adamın simasına bak ya. Ulan kırk parça oluyor adam ya. Mahkeme duvarı gibi. Veya diyorsun, ulan ne kadar rahatlatıyor şu adamın simasına bak ya. Demiyor musun? Peki nedir? Yaymış olduğu dalga. O zaman iyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olacaksınız. Benim gömleğim. Ben de kim? Burası anlatacağım için. Arkada, bu sahip çıkılan, gir içeriye. Benim abdetim. Gir içeriye. Benim vücudum. Bak benim vücudum. Kaldırmaz ya. Kim? Benim vücudum. Ben başka vücut başka. Benim gözlüğüm. Ben başka gözlük başka. Benim kitabım. Benim, bana ait. Benim gömleğim. Gir içeriye. Benim abdetim. Anlıyor musunuz bunu? Benim vücudum. Benim hayatım. Benim aklım bunu anlamıyor ya. Kimin aklı? Benim. Ha demek ki ben diyen akıl değil. Anladın? Benim aklım diyorsun ya. Benim arabam. Benim arabam diyen araba mıdır? Ben diyorum. Ben. Benim aklım bunu kaldırmıyor. Ben diyen akıl değil. Geç arkaya. Benim ruhum sıkılıyor. Benim ruhum kaldırmaz. Hatta Cenab-ı Hak Kur'an'da diyor ya, niye ruhunuzu kirlettiniz? Değil mi? Niye kirlettiniz? Ha, benim ruhum diyen ruh değil.
Kim o biliyor musunuz? O sensin. Hakiki öz benliğin o. Bunlar senin hep kaporta. Araba sen misin? Arabanın içindesin diye. Dışarıdan bakarsan araba seni götürüyor. Gel içeriye. Arabayı kim götürüyor? Sen. Araba mı senin içinde? Sen de arabanın içindesin. Nereden bakıyorsan ona göredir. Dışarıdan bakarsan arabanın içindesin. Ama içeriye gir arka koltuktan, araba senin içinde. Şimdi bir daha. Kim o? Burada ne yapıyoruz? Benim gömleğim, gir içeriye. Benim atletim, gir içeriye. Benim bedenim, gir içeriye. Benim aklım, gir içeriye. Benim ruhum diyen ruh değil, ruhun arkasında. O sensin. Onun adı Ene'dir. İşte bundan sonra maceramız başlıyor. O sensin. Bu değerler alettir. Endişe etme. Ceset. Şimdi gömleğiniz kirlendi. Attınız çöpe. Sıkılıyor musunuz şimdi? Yok. Çorabınız, kazağınız, atletiniz şu anda çekmecede, dolapta, karanlıkta değil mi? Peki karanlıkta atletin olması şu anda sana sıkıntı veriyor mu? Yok. Kabirdeki cesedin de sana sıkıntı vermeyecek inşallah. Kardolabındaki atlet gibi olacak cesedin. Kirlendi, kaydı. Bitti de yani son kullanma tarihine geldi artık. Şimdi ben olan bere koyduk elimizi burası. Ben buyum işte. Peki buradakiler kim? Fotokopiyiz. Aslımız orası. Nur Muhammed'i vardı ya. Aslımız orası. Biz Allah Resulü'nün ifadesiyle aleyhissalatü vesselam rüyada insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Ama bazı insanlar uyanmış. Ne ile? Davayı anlamış. Hakikati anlamış. Kendisini yaşamıyor. Kim yaşıyor? Sünneti yaşıyor. Kendisini yaşamayana ne denilir biliyor musun? Kendisi öldü. Peygamber olarak dirildi. Fena fil resul. Dirildi. Peygamberin sünneti yaşayınca kendisini yaşamıyor demektir. Kendisi yaşamıyorsa kendisi ölmüş demektir. Kendi yaşamıyorsa kim yaşıyor? Peygamberin sünnetini yaşıyor. Kendisini yaşamıyor. O zaman kendisi zaten ölmüştü. Bu adam ölmeyecek. Çünkü ölmüş zaten. Ölen ölmeyecek. Ha, kendisini yaşayan yaşıyor demektir. Bu yaşayan ölecektir. Ölen ölmeyecek. Ölmeyen ölecek. Tabii bu abi ne anlattı? Tam bir anda işte o kadar anlatabiliyorum. Artık ne anladınsa. Bak bir daha. Allah Resulü'nün sünnetini yaşıyorsan kendi arzularını yaşamıyorsun demektir. Kendi duygularını yaşamıyorsun, isteklerini yaşamıyorsun. Resulullah'ın sünnetini yaşıyorsun. Yani başka şeyi yaşıyorsun, başkayı yaşıyorsun. Başka bir misal. Ne derlerdi arabayı alıyoruz, ne derlerdi üniversite okuyoruz, ne derlerdi giyiniyoruz, ne derlerdi hayat yapıyoruz. Peki kimi yaşıyoruz? İnsanları yaşıyoruz. Kendimiz yaşadığımız yok ki. Ne derlerdi yaşayınca adamları memnun etmek, iyi gözükmek için fiyakamız üstün olsun diye aldık, giydik, bindik, öyle değil mi? Yani patates yemeğinin içinde çok fakir patates yemeği yersen de et koyarsın, o kadar. E ne var? Ama ne derler ya? Ayıp olur ya, fiyakamız düşer. Yani demek ki kendimizi yaşamıyoruz. Bakın, Resulullah'ın sünnetini yaşayınca kendi arzularını yaşamıyor demektir. Kendi arzularını yaşamayan nefis yetimi ölmüş demektir. Nefsi öldü. Ama ölen ne olacaktı? Küllü nefsin zayikatını mevt. Nefsi ölecek. Nefis ölecek. Küllü nefsin zayikatul mevt. Bütün nefis ölümü tadacaktır. Nefis, küllü ruhun denmiyor. Zaten yaşarken nefsi öldü. Neyle öldü? Resulullah'a yaşadığı için. Kendi arzularını yaşamıyor. Kendi arzularını yaşamayan nefis yetili öldü. Nefis de ölecekti. Nefis zaten öldü. Ölen ölmez ki. Hani adam idam olmuş. Dediler ki bir dakika gömmeyin. Bunun 5 sene daha cezası var. Denilir mi? Adam zaten ölmüş. Neresi ölecek? Kendisini yaşamayan ölmüş demektir. Onun için ne mutlu ölenlere. Mutu kable ente mutuk. Ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce nasıl öleceğiz? Ölmeden önce ölünüz. İntihar mı edelim? Yani kendiniz yaşamayın. Ya çok hoş bir din ya. Kaliteli bir din vallahi. Kapıma yatıyor. Ya neler vaat etmiş ya.
Vallahi ahirete ümitli yaşayanlara ne mutlu, selam olsun onlara. Diyelim ki imansız oldun. Geçmiş yok, gelecek yok. İnanç yan diye akreplere yön olma diye düşünürse kabir, kabir adam nasıl çıldırmıyor, nasıl intihar etmiyor, alet ediyorum ya. Ulan ben ahirete ümitliyim, gene korkuyoruz, endişe ediyoruz ona falan ne olacak diye. Adamın ahiret mahiret yok. Nasıl? Sonra baktım ki iptali hissetmiş. Yani dişçi dişini denerken hissetmiyor. Niye? İptali hissetmiş, uyuşturmuş. Anladın mı? Bunlar da sefahatla, şeyle, televizyonla, bilmem nelerle uyuşmuş. Uyanacak mümkün değil ki, fırsat vermiyor. Biz inançla zor yaşıyoruz da, inançsız nasıl yaşayacaksın? Kabiri neyle yorumlayacaksın? Kanseri neyle izah edeceksin? Çoluk çocuğun kabrine giriyor, daha çocuk bal ağladığı zaman ya acaba yatağın altındaki pamuklar tümsek mi olmuş, üstüm açılmış diye endişe eden anne baba o kayalıklara, taşların içine nasıl çocuğunu koyacak? Üşüdüm diye 10 defa gece kalkan anne, imansız olsa o çocuğu toprağa nasıl katacak? Nasıl dayanacak? İman yardım etmese. İman var, zor dayanıyoruz. İmansız demek ki iptal ise, yani dişçi deliyor ama hiçbir şey. Arkadaşlar ben olan ben budur. Sonra onun arkasına kırmızı gözüküyor mu? Ruh takılmış. Ruh burası. Ben olan ben bu. Bu diyor benim ruhum, şuna diyor. Sonra ruh ceverdir. Buna Cenab-ı Hak kanun emri koymuş ruha. Sonra vücud harici özelliklerini koymuş, uzun şeyler. O açılımı ona geleceğim. Zihayat koymuş, hayat özelliği koymuş, şuur özelliğini takmış. Bu sefer bunu taktın mı düşmesin dışarıya diye şuraya bir, şu mouse'un dolaştığına bakın. Bir graf-ı latifi, bir bedeni misali sarmış. Şunu sarmış. Bunu sardıktan sonra cesede koymuş. Bir de söyleyeyim. Ruh, ben olan ben. Ben var ya ben dediğim. Onun etrafına ruhu sarmış, koymuş. Ruh. Ruha da dört özellik koymuş. Şuur, hayat, vücudu harici dediği şey var ya o Nur Muhammed'den aşağıya. Bütün o özellikler, alemlerin takmış. Şu da o alemlerin mana tarafı olan vücut alemlerin hakikatini takmış. Yukarıya doğru. Nur Muhammed'i de böyle yapmıştım ya mouse yukarıya. Ha. Arkadaşlar bu düşmesin diye buna bir tane folye, naylon sarmış gibi. Net sarmış ona. Bir graf-ı latifi, bir bedeni misali sardı. Sardıktan sonra cesede koydu. İşte burnun dışında ceset. Şu anda sen buradasın. Sen bak cesedin içerisinde şunlar var. Onun içerisinde ruh cebir var. Onun içerisinde sen varsın. Buralardan çıkartman gerekiyor. Bu perdelerden sıyrılman lazım. Şimdi şöyle ufaltayım. Hayatın içerisinde şunlar var. Efendim vücudun içerisinde şunlar var. Alemler. Vücud harici demek. O alem vardı ya o Nur Muhammed'den aşağıya. Arş-ı azamı, lef-i mahfuzu, arş-ı cennet cennemi sana monta etmiş demektir. Bütün alemi sana takmış buraya. Şu şuura da latife-i rabbaniye, emri nisbi ve latife-i insaniye var. Şurada onun tam şeyi karşıdır. Latife-i rabbaniye koymuş. Bunlar da böyle. Merak edenler tabi bir anda derste abi bizden tam anladım. En azından şu duyacaksın şu derste ve kesiyorum. Bir saat beş dakika geçti. Şöyle diyeceksin. Rabbinize hitap ederek söyleyeyim. Pek bir şey anlamadığınızı ben de biliyorum. Bilmiyorum. Bilerek söyleyeyim. Peki anlayamayacağımızı niye yaptım? Bak arkadaşlar. Her şeyi biliyorum zannetmeyelim de. Bu birincisi. Şu. Sen en azından şu derste şöyle diyeceksin. Ben odun gibi gözüküyorum ama bu odunda üç tane zıt sıfat var. Nur, nar, sıcaklık, ışık, duman. Aynı odun ben, şu ceset. Nefis, ruh, hayat. Oduna nasıl, bu dersten çıkarken bunu alacaksın. Bu oduna nasıl dumanı koymuş? Nereye? Burasına, burasına, sağına sola. Hayır, odun denilen her yerde. Dişine, içine, kabuğuna, içine, dişine, her tarafa. Aynı yere nur koymuş. Ruh da aynı yerde. Nur, nurdan kasıt, nurdan kasıt ruhtur. Sıcaklık, en büyük düşman hayat. Ha diyeceksin ki bu dersten sonra, vay be,
ben ha bütün alemleri nasıl cem etmiş? Arkadaşlar, o Nur Muhammed'i vardı ya sarı. Hatırladınız değil mi? Her şey orada yaratıldı. O itibar bizde var. O bizde bir lümenesi var. O noktadan biz kainattan önceyiz. Hani burada sarı çizmiştik ya. Sarı vardı. Nur Muhammed'i. O çekirdekten önce bir şey var mı? Yok. Ondan sonra var. İşte o çekirdeğin içinde biz vardık. O nokta itibariyle yani şu. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve. Şu anda oturduğun sensin. Bu örnek. Bak bir de söylüyorum. Ne olur bir de bakın. Toprak, çekirdek. Tamam. Ağaç oldu. Ağacın bütünü toplandı meyveye. Meyve. Meyve sensin şu anda burada otururken. Meyvenin içerisinde çekirdek yok mu? Var. Bu meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin aynısı değil mi fotokopisi? Ha, bu kökteki çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'i. Bu ağacın tümüne bütün 18 bin alem, şeceri hırkat deniliyor. Meyve insan, meyve yani meyvenin içindeki çekirdek olan o enedir. O ene var bizde. O ene kökteki ağacın başı olan çekirdeğin aynısı. Şimdi sana diyorum ki, meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin aynısı mı? Evet. O noktadan sen ağaçtan önce değil misin? O noktadan meyve itibariyle düşünürsen ağacın sonundasın. Ama meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle ağaçtan öncesin. Öyle mi? Yani daldan öncesin, yapraktan öncesin, kütükten öncesin. İşte bu meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle ağaçtan önce olan çekirdeksin. O zaman bu çekirdekten yaratılan her şeyden öncesin. Cebrail'den, Azrail'den, cennetten, ağaçtan, kürsten öncesin. O kadar kıymetlisin. O kadar değerlisin. Çöplükte harcama kendini. Anlıyor musun? En azından diyeceksin bu dersten sonra inşallah dua edeyim ben de size dua edeceğim. Diyeceksin ki vay be ne insanmışız. Hadis-i Kutsi'de var ya sığmadım kainata beni seven müminin kalbine sığdım. Öyle bir tarafın var ki kainata sığmayan Rab sende mekansız mekan olan o enende ene denilen şuraya sığdı. Şuraya olmaz şuraya ruha sığmaz. Çünkü burası mekansız mekan, maddesiz madde, varlıksız varlık, vasıfsız vasıf. Ne dersen hiçbirisi değil ama demek zorundasın. Varlıksız varlık, mekansız mekan, zamansız zaman. Yani bu masayı yapan masada masa cinsinden değil. Masaya benziyor mu? Yok. Masadan da öncedir. Masadan da kıymetliyim. Masanın içinde değilim. Öyle değil mi? Ha, bir daha bu masayı yapan masadan öncedir. Masadan kıymetlidir, masaya benzemez. Mekan ve zamanı yaratan Allah da mekan ve zamandan öncedir. Mekan ve zamandan kıymetli olduğundan, zaman ve mekanı yarattığı için zaman ve mekandan önce olduğundan zamanı yoktur. Zamandan önce olduğu için. Bak da bu masayı yapan masa cinsinden değilim. Bak ben yaptım bunu, masaya benzemem. Masa insan değil. Bu masayı ben yaptığıma göre bundan önceyim. Ve buna benzemem. Ve bundan kaliteliyim. Ha, zamanı ve mekanı yapan da zamandan mekandan öncedir. Zamandan önce olduğu için zamanı yoktur. Zaman olmayınca doğuranı yoktur. Doğuran olmayınca yaşı yoktur. Lem yelit ve lem yulet. Onun için Allah'ın yaşı yoktur. Anladık. Çok kıymetlisiniz. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. Var mı sorusu olan? Evet abi. Bu grafik dikkatimi çekti benim abi. Ene, insanın ene yönü ağır basarsa o zaman cevher ruha hakim kapsar, olur. Kapsar değil mi? Kapsar. O zaman şekilde değişir. Yanlış yok şekil şu. Şöyle olur. Bir bardak buz. Zahirde buz gözüküyor ama buza hükmeden sudur. Çünkü buz suyun sıfatıdır. Suya, buza su hükmeder. Tamam mı? Suya da H2O, hidrojen oksijen hükmeder.
enerji hükmeden esir. Ne kadar arka taraf aktif olursa zahirde gözükmez ama değiştirir. Yani ağacın dalıyla budağıyla uğraşma. Çekirdeğin genetiğini değiştir. Ene değişirse her şeyin değişiyor. Her şey hükmediyor. Her şey. Mesela adam radyoda bir konuşuyor, radyo istasyonunda bütün dünyaya. Uzaktan kumandalı uçak uçuruyor. Çocuklar arabayı sürüyor uzaktan kumandalı. Biz de o kadar latifleşirsek karşıya da hükmediyoruz. Yani demiyor musun ona, adam beni etkiledi ya. Veya ya en gerek ilanı gibi soktu bana ya, ne biçim gözü var adam falan. Diyor musun? Yani insan o kadar acayip donanıma sahip ki 18 bin alemle yetinmemiş. Muhyiddin Arabi demişler ki, insan nedir? Muhyiddin Arabi demiş ki, bu 18 bin alemi kastederek, bütün alem insandadır ama o insan alemde değildir. Hazreti Ali'nin bir sözü var radıyallahu anh, işaret-i cazda geçiyor. Sen kendini basit ve kıymetsiz zannetme. Bütün alem sende dürülmüştür, sıkılmıştır. Peki, vâhır davâhum. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Temassalavat.